gökyüzü Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yılın ilk haftasındayız. Ee, yılın ilk haftasında tabii ki ayın ışığı da Artık yavaş yavaş büyüyor hilal e, fazından e, ilk dördün fazına doğru ilerleyecek. E, hafta ortasında e, ilk dördün fazına ulaşmış olacak. Yeni ayın enerjilerini, oğlak yeni ayın enerjilerini artık günlük hayatımızda daha fazla deneyimlemeye, hissetmeye başlayacağız. Evet, bu hafta Mars balık burcunda ilerliyor, Neptün balık burcunda ve 3 Ocak'ta da Venüs balık burcuna geçecek haftanın ilk 3 günü de ay balık burcunda dolayısıyla yeni yıla oldukça duyarlı, hassas enerjilerle başlıyoruz. Biraz daha böyle yaşamın ruhsal yönlerine çekilebiliriz. İç sesimizi dinlemek için iyi bir dönem. Özellikle sezgilerin de güçlendiği bir dönem. Çevremize karşı daha duyarlı olabiliriz. İhtiyaç olan kişiler, ihtiyacı olan kişilerle ilgilenebiliriz. Yardım faaliyetlerinde bulunabiliriz. Bir yandan da böyle çok fazla içe dönebileceğimiz, kendimizi yalnız hissedebileceğimiz ya da bazı hayal kırıklıklarıyla, duygusal iniş çıkışlarla karşılaşabileceğimiz melankolik hissedebileceğimiz günler e, bu ruh hallerini de dengelemeye çalışalım, dikkat edelim e, hafta ortasından itibaren ay koç burcuna geçince biraz daha dışa dönük ve daha mücadeleci olmamız mümkün görünüyor Merkür retrosu hafta boyunca devam edecek. Buna dikkat etmekte fayda var. Hafta sonu pazar günden itibaren Merkür artık ileri harekete dönecek ama hafta boyunca da hem yavaşlıyor hem retro devam ediyor. Dolayısıyla günlük hayatımızda iletişim alanında yaşadığımız, yaşayabileceğimiz engeller, kısıtlamalar, rötarlar bunlara dikkat edip bunları göz önünde e, bulundurmak faydalı olacaktır e, özellikle Tabii ki kullandığımız araç gereçler e, iletişim cihazları internet üzerinde yaptığımız her türlü yazışma mail trafiği al özellikle elektronik posta ve alışverişler internet üzerinde yaptığımız alışverişler e, tüm bunlarda bu e mümkün olduğunca güvenliğe önem vermeli ve dikkatli hareket etmeliyiz Evet e, hafta sonunda ise ay boğa burcunda olacak biraz daha güven ve huzur ihtiyacımız artıyor aynı zamanda oğlak burcunda birleşen bir Güneş ve Plüto var birçok kişi için biraz zor bir açı dönüştürücü bir açı oğlak burcu özellikle e, güvenlikle alakalı e, sahip olduğumuz değerler yapı taşlarıyla genel olarak sistemler ve düzenle alakalı e, liderler yönet hükümet gibi kavramları da temsil eder Oğlak Burcu. E, da güçlü dönüşümler demek, baskılar demek, zaman zaman oluşabilecek manipülatif davranışlar demek. E, özellikle Öncü Burçlar için, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak Burçlar için biraz daha zor olan bir açı. Ama bir yandan da gerçekten artık bitmesi, yenilenmesi ve dönüşmesi gereken konuları da e, ele alıp onları tamamlamamıza fırsat verebilecek güçlü bir açı. E, özellikle hafta sonu etkili olacak, bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.